Şehitlerimiz var. Masum, günahsız binlerce insanımız var. Dolayısıyla terör hiçbir sorunumuzu çözmüyor. O halde çözüm terör örgütünü milletimizin arasından, Kürtlerin, Türklerin arasından çıkarıp milletimizin kardeşliğini, birliğini, beraberliğini bozmaya çalışan bu alçak örgütü ve mensuplarını bu topraklardan tamamıyla temizlemek. Bunun için devletimiz bütün imkanlarıyla yurdun her köşesinde bunların yuvalandığı yerlere operasyonları kararlılıkla sürdürülüyor. Ve bu operasyonlar hız kesmeden devam edecek. Ne kadar devam edecek? Bütün vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği %100 temin edilinceye kadar devam edecek. Yine bu alçak terör örgütünün bu canilerin korucularımıza, jandarmamıza, polisimize, askerimize yönelik saldırıları tamamen bitinceye kadar devam edecek. Bu konuda asla ve asla bir gevşeme, bir rehavet söz konusu olmayacak. Terör örgütlerinin kumanda merkezi hep aynıdır. Terör örgütlerinin kutsalı yok. Terör örgütleri kim parayı verirse ona hizmet ederler. İşte Kürtlerin sorunlarını, dertlerini halletmek için mücadele ettiğini söyleyenler burada görüyorsunuz, Kayakent'te, Gökçebudak'ta, Somkaya'da Kürt kardeşlerini kahpece katlediyorlar, şehit ediyorlar. Bu mudur Kürtlerin sorununu çözmek? Bu mudur Kürtlerin hakkını, hukukunu aramak? Onları öldürmekle mi, onları şehit etmekle mi bunu başaracağız? Bu bir oyundur, küresel bir oyundur. Nasıl Suriye'de, Irak'ta bir ulusu, bir ülkeyi yok etmeye çalışıyorlarsa, Türkiye'de de aynı şeyi, aynı oyunu oynamaya çalışıyorlar. Bu oyunun farkındayız. Ağrı da bu oyunun farkında. Edirne de bu oyunun farkında. 79 milyon vatan evladı bu oyunun farkında. Ama bunların efendileri ve taşeronları bu işe kim bulaşmışsa iyi bilsin ki bu sefer yanlış adresteler. Bu milleti tarihin hiçbir döneminde hiçbir alçak yok yenemedi. Bundan sonra da yenemeyecek. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamayacak. Bu gençlerimizin, bu fidanlarımızın geleceğini asla karartamayacaklar. Teşekkür ederim. Efendim, artık savunma değil, taarruz şeklinde bir açıklama yapıyorsunuz. Bu gibi adımlar göreceğiz. Gayet açık. Yani burada açıklanacak bir şey yok. Terör örgütlerinin saldırılarını beklemeyecek. Güvenlik güçlerimiz onları neredeyse arayıp bulacak ve milletimizin güvenliğini sağlayacak her türlü tedbiri alacaklar. Bunların yuvalandıkları yerler bellidir. Buna yönelik çalışmalar da devam ediyor. İnşallah bir yandan sınırlarımızın geçişlere karşı tam güvenliğini sağlarken diğer yandan da topraklarımızda bulunan bu şer odaklarını birer birer ortadan kaldırıp milletimizin huzurunu sağlayacağız. Teşekkür ederim. Efendim, bayramdan sonra Sayın Kılıçdaroğlu ile bir görüşme.